sizinle vedalaşacağız Filiz Hanım. Bir video izleyelim arkadaşlar. İyi geceler. Biraz konuşmamız lazım. Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeli'yi, Balkanları, gelecek planlarını, vatanımızı konuştuk. Sonra denizi öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın. Kaçan kaçsın, kalan da ölsün. Kahvaltı ederken denizi öldürdüler sevgili halkım. Katlettiler kızımızı. Onun için bu gece namussuz savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum. Biliyorum, azınlıkta kalsanız da hala vatansever olanlarınız var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları ama hepinizi hala bitiremediler. Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor. Biliyorum, bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi, men edebilirler mesleğinizden. Ama aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları. Vaktimiz hızla daralıyor. Soruşturma açmaz iseniz daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok denizlerin canına kastedilecek. Unutmayın, dünyada bizi haydut devlet konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız da var. Onların dümenine siz de istemeden su taşımış olacaksınız. Onların dümenine su taşıyan 40 haramilere susarak siz de destek olacaksınız. İlk soracağınız soru, 10 milyon avroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi denizin katillerine kadar da götürecek. İyi geceler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok çarpıcı bir videosuydu sayın seyirciler. Şu an Türkiye'nin yaşadığı gündemde bu saldırı meydana gelinceye kadar öne çıkan bir olgu, bu işte siyaset, mafya ve medya ilişkisine ilişkin kirli ilişkiler ağına ilişkin iddialardı. Bunun üzerine gidilmesi ama bugünkü saldırıyla ilgili hem acısını paylaştı Kılıçdaroğlu hem de savcıları göreve çağırdı. Ve aslında bu iki gündem arasında da bir bağlantı kurmuş oldu. Yani aslında üzerine gidilecekse evet. Çok doğru. Arada bir bağlantı ortaya çıkabilir diye. Bu çok önemli bir saptama. Bir, namussuz savcılar, yurtsever savcılara çağrı yapıyorum. İki, dedi 10 milyon euronun nereye gideceğiyle denizin katillerine ulaşmak. Bu bir ekonomi politik, bir sistem. Hı. Bu mafyalaşmış, mafyokrasi dediğimiz sistemin adını koyuyor şu anda. Kılıçdaroğlu buradan yürümeli. Bunun üzerine gidersen zaten çözülür. Evet. Yani şu yanlış anlaşılmasın. Sanki o ikisi doğrudan bir bağlantıyla birbirine bağlı iki kriminal olay gibi değil. Ama bu saldırıya gelen o zeminin döşeyen o kirli ilişkiler hikayesi biraz bunu yarattı. Ekonomik sistemin getirdiği bir olaydır bu. Erol Mütercimler hatırlıyor musun? Demişti yayında geçen bağlamamızda. Evet, mafyöz ilişkiler demişti. Evet, dolayısıyla bunun da aydınlatılmasına yönelik çağrısı vardı. Siz nasıl buldunuz Filiz Kerestecioğlu? Hazır yayınımızın bu anında bu video geldi, paylaşmış olduk. Sizin de fikrinizi merak ediyoruz. Evet, denizleri yaşatmıyor bu ülke. Denizleri çok genç alıyor aramızdan maalesef. Gençlere gerçekten ciddi bir düşmanlık gösteriliyor ve gençler ülkede umut görmüyorlar. Yani maalesef böyle bir gerçekliği yaşıyoruz. Programın başında katıldığım anda da söylediğim gibi evet çeteleşmiş, mafyalaşmış bir düzen ve bütün bu kirli ilişkiler adeta işte bütünüyle müsilaj haline gelmiş bir çürüme içten içe hepimizi çürütüyor. Yani bununla yüzleşmedikçe, işte bütün bunların birbiriyle olan bağlantısını çözmedikçe de bu anlamda katılıyorum. Hepsi birbirine bağlı olan şeyler çünkü. Bunların içinden çıkmak mümkün değil. Ve benim burada çağrım gerçekten halka. Yani bu kararı verecek olan halkımız demokratik bir cumhuriyette mi yaşamak istiyor, yoksa bu mafya çete düzeninde yine mafya liderlerinden medet umarak mı? Yani onların sözleriyle acaba ne olacak şimdi diye bakarak mı, yoksa hakikaten kendi gücüne inanarak mı, değiştirme gücüne inanarak mı? Ben halkımızın değiştirme gücüne gerçekten bir gün inanacağına inanıyorum, bunu umut ediyorum ve kimseden iktidar cenahından falan kınama beklemiyorum açıkçası. Kınama değil, sorumluluk bekliyorum. Çünkü Suriye'ye gitmiş, elinde silahlarla bunları yapmış bir insanın sorumluluğu vardır ve bunu engellemeyenler de sorumludur. Çok kısaca şunu söyleyeyim. Geçen hafta 10 Ekim davasındaydım. Ben 10 Ekim katliamında da oradaydım, Ankara'daydım. Ve bir kadın orada tanıklık etti. Çok gerçekten önemli bir tanıklıktı. Adıyaman'da ifade verdiğini söyledi. Ve Adıyaman'a çok rahat gelip gittiklerini, kendisine sorulduğunda eşinizde silah var mıydı diye Suriye'de. Orada herkes de silah vardı zaten dedi. Peki geçiminizi kim sağlıyordu dediklerinde de IŞİD'in sağladığını söyledi. $50, $35 kişiye göre değişiyordu verilen rakamlar dedi. İşte bu insanların yol geçen hanı yaptılar bu ülkeyi. Özellikle o 2015 tarihinden itibaren gerçekten ve bu kadın sadece 10 dakika ifade vermiş ve ondan sonra da bir daha onun semtine uğrayan olmamış. Benim arkadaşlarım yargılanıyor Kobani davasında. 6 yıl sonra açıldı o dava ve o kumpas davasında yargılanıyorlar arkadaşlarım. Yılları çalınıyor, onların hayatlarından çalınıyor. Çocukları işte aileleriyle beraber olacakları zamanlardan çalınıyor. O yüzden son çağrımı şöyle yapmak isterim. Madem çünkü benim herhalde sürem doluyor programda. Ben... Genç ve gerçekten bize acı veren bu olayla hayatını kaybeden genç bir Kürt kadınıyla vedalaşmaya çağırıyorum herkesi. Yarın Kadife Kale'ye çağırıyorum İzmir'de. Yani orada onunla vedalaşmak, orada kol kola olmak, orada demokratik bir Türkiye için hep birlikte olmak ve orada gücümüzü göstermek önemli diye düşünüyorum. Yani burada bizim varlığımız ayırt etmeden, tamam cinayetin çözülmesi için ondan sonrasında çaba gösterilsin, şu olsun bu olsun, ama dediğim gibi bütün bunlar silsile ve bir zincir şeklinde birbirine bağlı olan şeyler. Kimsenin bu iktidardan medet umduğu yok bunun çözümüyle ilgili olarak. Bu ülkede savaş bitmeli, bu ülkede gerçekten demokratik siyaset için hepimiz el ele vermeliyiz. Ve ben yarın bütün halkımızı Kadife Kale'ye, İkindi'de Deniz'le vedalaşmaya, onun ailesinin ve aynı zamanda partimizin yasını birlikte tutmaya çağırıyorum. Peki. Filiz Kerestecioğlu aslında bu konuyu daha fazla da biz işlemek isteriz ama bugün liderler röportajı nedeniyle biraz daha kısa sürecek programımız ve bu işte siyaset, medya ve mafya ilişkisine dair ortaya saçılan iddiaları da ele alacağız. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Bir kez daha sabır diliyoruz. Başınız sağ olsun. Türkiye'deki bütün demokratik kamuoyunun, demokrat kamuoyunun başı sağ olsun. Evet. Sağ olun katıldığınız için. Rica ederim. Bu Türkiye'ye yapılmış bir saldırı çünkü. Sadece HDP'ye değil gerçekten. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Şimdi terör... Atunç, tamam. Şeye geçeceğiz, o diğer gündeme geçeceğiz ama bu konuyla ilgili son söyleyeceklerimizi söyleyeyim. Evet. Çünkü bu konu önemli. Evet. Yani neyin üzerine gitmek gerekir? Neyi daha iyi yapmak gerekir? O soruşturmayı nasıl yürütmek gerekir? Şimdi bu saldırı ne anlama geliyor? Terör soruşturması açılmalı.